Ukrayna'nın başkenti Kiev'de metro alışveriş merkezi ve Aşan gibi ülkenin en ucuz alışveriş merkezlerinde gıda, hijyen, sebze, meyve, alkol, sigara, aklınıza gelebilecek bütün reyonları tek tek gezerek Türk fiyatıyla, Türk lirasıyla ne kadar yaptığını sizler için tespit ettik. Yaklaşık Ukrayna parası şu anda 1 Türk lirası 2 grivna yapıyor. Dolayısıyla etiket fiyatlarını 2'ye bölmek yeterli. Kaç lira olduğunu öğrenmek için işte fiyatlar. Limonun kilosu yine Türkiye limonu 15 lira. Kasalar boş, rağbet yoğun. Hurma, İspanya hurması fiyatı 40 lira. Kaliteli büyük diş Türk üzümü, çekirdeksiz Türk üzümü 27 lira. Çekirdeksiz Türk üzümü 27 lira. Biber çeşitleri, bunlar dolmalı biberler. Bunlar 40 lira kiloları. Bütün renkler kırmızı, turuncu. 40 lira. Ayva Türkiye ayvası 33 liraya tekabül ediyor. Türkiye ayvası 33 lira şu anda. Yine kabak Türkiye kabağı kilosu 30 liraya denk geliyor. Patlıcanın kilosu 45 liraya denk geliyor. Kırmızı biberin kilosu 50 TL. Türkiye'den geliyor yine. Mantarın kilosu da 25 TL'ye geliyor. Yine domates, Türkiye domatesi 22 liraya denk geliyor kilosu. Domatesin kilosu 22 lira. Brokolinin kilosu da 32 lira. Elma kilosu, bu elmanın kilosu 5 TL'ye denk geliyor. Bu elmanın kilosu da 3,5 TL. Küçük elmalar 3,5 lira. Kuru kırmızı soğanın kilosu 10 TL. Lahananın kilosu ise 4,5 TL. Kırmızı pancarın kilosu 6 TL. Kendi ürünleri çok ucuz. Havucun kilosu 4 TL. Patatesin kilosu ise 3,5 TL. Patatesin kilosu 3,5 TL. Marulun kilosu 50 TL. Kıvırcığın kilosu ise 100 TL. Yani Ukrayna soğuk iklim olduğu için yeşillik reyonu çok pahalı. Yani 100 gramlık yeşillik, 100 gram ıspanağın 25 lira. 100 gram ıspanak 25 TL. Salatalığın kilosu ise 31 lira. Salatalık 31 lira. Mandalina'nın kilosu 45 TL. 1 kilo mandalina 45 TL Ukrayna'da. Yine öyle mandalina oldukça pahalı, 45 TL. Türkiye portakalının kilosu 20 TL. 1 kilo Türkiye portakalı 20 TL. Bu ananaslar ise adedi 35 TL. 1 adet ananas 35 TL. Pomelo'nun tanesi ise 31 lira. Yani 1 adet pomelo 31 lira. Armut Hollanda'dan geliyor. Hollanda armutu kilosu 26 lira. Kivinin kilosu ise 25 TL. 1 kilo kivi 25 TL. İspanya portakalının kilosu 80 TL. İspanya portakalı 80 TL. Türkiye mandalinası, yani biraz yolculuktan dolayı çok iyi gözükmüyorlar. Kilosu 16 TL. Türkiye mandalinanın kilosu 16 TL. Kırmızı elmanın kilosu ise 10 TL. 1 kilo kırmızı elma. Yani en kaliteli elmalardan bir tanesi. 10 TL. Şu anda bu gördüğünüz ürün lime. Yani 20 liraya geliyor. Yine mandalina, yani İspanyol mandalinası 30 lira. Narın fiyatı 26 lira. İsrail greyfurtu 40 lira. Limon yarım kilosu 15 lira. Limon yarım kilosu 15 lira.
Zencefilin kilosu 60 lira. Zencefil 60 lira. Yine Türkiye portakalı. Türkiye portakalı fiyatı 40 lira. Muzun kilosu 14 lira. Muz 14 lira. Ananaslar 27 lira. Burada bütün tropik meyveleri görebiliyorsunuz. Tropik meyvelerin fiyatları farklı. Mangonun adedi 30 lira. Bir mango 30 lira. Ananaslar gayet büyük yalnız. Küçük ananaslar 27 lira. Büyük ananaslar 125 lira. Elmanın kilosu 5 lira. Yani en uzun şey elma diyebiliriz. Golden elma 5 lira. Yine kırmızı elma, yani oldukça kaliteli, kilosu 10 lira. 1 kilo küp şeker 25 TL. 50 kiloluk torba şeker ise 700 TL. 50 kilo torba şeker 700 TL. Kilosu ise 13,5 TL. 1 kilo şeker 13,5 TL. 1 kilo un 12,5 TL şu anda Ukrayna'da. 1 kilo un 12,5 TL. Burada çoğunlukla kefir tüketiliyor. 1 litre kefirin fiyatı 12,5 lira. Sütün fiyatı ise 11 lira. Yani zaten en ucuz süt 11 liraya denk geliyor litresi. Dondurulmuş ıskumru kilosu 45 liraya denk geliyor. 1 kilo ıskumru 45 TL. Palin kilosu 75 TL. Karadeniz balıkları burada dondurulmuş şekilde satıyor. Dondurulmuş barbunya 100 TL. Dondurulmuş istavridin kilosu 60 TL. Yine dondurulmuş sardinyanın kilosu 35 TL. Dondurulmuş hamsi ise 15 TL. Hamsinin kilosu 15 TL. Dondurulmuş hamsi. En spesifik ürünlerden bir tanesi sıvı yağ. En kaliteli sıvı yağ diyebiliriz dar için. Litresi 26 TL. 1 litre sıvı yağ. 26 TL. Aslında bunlar tam 1 litre değil de 900 mililitre. Biraz orada gramaj hilesi var. Fakat 27 lira 30 lira diyebiliriz. 1 litre sıvı yağ için. Zeytinyağı reyonundayız. Ne acı ki hemen Karadeniz'in karşısında olmasına rağmen zeytinyağı reyonunda Türk zeytinyağı göremiyoruz. Maalesef Türk zeytinyağı buraya gelmiyor. Daha çok İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde. İşte gördüğünüz gibi Yunan zeytinyağı. Yunan zeytinyağının kilosu 125 TL şu anda. 1 litre zeytinyağı 125 TL en ucuz. Gördüğünüz gibi İspanya, Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinden, Tunus'tan dahi geliyor. Ancak Türkiye'den zeytinyağı gelmiyor. Yani İspanya zeytinyağının da kilosu 140 lira. Bunun kilosu 140 lira litresi. Yumurtanın tanesi 1,5 TL'ye geliyor. Yani 10'lu paket 17 lira yaklaşık. Yine helal ürününü görebiliyorsunuz. Helal damgasını görebiliyorsunuz. Yani yumurtada helal olur mu onu bilmiyorum ama yani 10'lu paket 17 lira yumurta helalinden. Tavuk reyonundayız. Filenin kilosu 65 TL. Bütün tavuğun kilosu 50 TL. Bütün tavuğun kilosu 50, file 65. Yine bakıyoruz, kanadın kilosu 65 TL. Kanat 65 TL. Yine bakıyoruz burada butun kilosu 50 TL. Tavuk ürünleri böyle. Yine tabi bunlar da helal olup olmamasına sıkıntı var. Helal tavuk daha pahalı alınıyor. Bunlar helal kesin değil. Helal tavuklar daha bu rakamların daha üstünde. Koyun etinin kilosu 200 TL. Yine kaburganın kilosu 200 TL koyun. Yine helal değil, helal et daha pahalı oluyor burada. Etlerin kilosu 150-200 TL. Yani sadece bir antrikot 250 TL. Sürpriz yumurtalar 15 TL.
çocuğu olanlar yakından ilgilendiriyor. Küçük rotalar 11 TL'ye denk geliyor. 12 TL civarında kaliteli çikolatalar. Milka çikolatalar yine bilindik çikolatalar. 12 TL yani 100 gramlık Milka çikolatalar 12 TL. Alman çikolataları ise 25 TL'ye denk geliyor. Yani Türk parasıyla. Bütün bu Alman çikolataları 25 TL yaklaşık. Balın kilosu ise yaklaşık 150 TL. Akasya balı 150 TL. Yani çiçek balı 100 TL. Çiçekler de oldukça pahalı. Tahin var yine tanıdık ürünlerden. Kilosu 70 TL tahinin. Pardon kilosu 140 lira çünkü bunlar yarım kiloluk şeyler. 1 kilo tahin 140 TL. En düşük kalite pirinç diyebileceğimiz pirincin kilosu 13 TL. Yani çok kaliteli değil bunlar. En düşük yani ücretteki pirinç 13 TL. Makarnalar 13 TL'ye denk geliyor kilosu yine. Makarnalar 13 TL'den. Yani değişik değişik makarnalar. Ya ortalama bunlar İtalyan makarnası. Çok kaliteli makarnalar. Fakat kiloları 13 TL. Ukrayna'da çok kaliteli salça bulmak. Ukrayna'da kaliteli salça bulmak çok zor. Yalnız 450 gram salça 16 TL. 450 gram salça 16 TL. Ukrayna'da çok kaliteli salça bulmak da çok zor. Kaliteli salça gelmiyor maalesef. 300 gramlık mısır konservesi 17 TL. 300 gramlık mısır konservesi 17 TL. Yine maalesef hemen Karadeniz'in karşısında olmasına rağmen zeytin reyonundayız. Zeytin reyonunda da Türk malı görmek imkansız. Bütün zeytinler Yunanistan. Gördüğünüz gibi Yunan bayrağı üzerinde var. Ve çok yüksek rakamlara satıyorlar. Maalesef Türk zeytini Ukrayna pazarında yer bulamıyor. Yani burada zeytinin kilosu 50 TL diyebiliriz. Yani 50 TL, 130 TL yine bu zeytin kilosu. Dediğim gibi Kalamata, Yunan, İspanyol, bütün ürünlerde Yunan bayrağını görebilirsiniz. Maalesef bu reyonlarda Türk bayrağını göremiyoruz. Yani çok Türk zeytin yok, hatta hiç yok. Dolayısıyla şey yapamıyoruz ama yarım kilo zeytin 100 TL. Yani 100 TL. Bir kilosu 200 TL. Yani zeytin reyonu böyle. Çok lüks bir ürün. Yani fiyatları şöyle görürseniz zaten Ukrayna parasıyla ikiye bölerseniz yaklaşık zeytinin kilosu 100 liraya geliyor. Türk reyonuna baktığımızda 250 gram zeytin 200 gram zeytin 50 TL. Yeşil zeytin 200 gram 50 TL. Ya 50 TL'den başlıyor zeytinler, 200 gramlık zeytinler. Yine Marmara Birliği'nin 400 gramlık zeytini 60 TL'ye denk geliyor. 60 TL Marmara Birlik 60 TL. 80 gram helva 14 TL. 80 gram. Yani oldukça pahalı burada helvalar. Yani tahin helvası 300 gram 60 TL. Helvalar oldukça pahalı. Türkiye'den geliyor yine bunlar. Türk ürünleri oldukça pahalı burada. Antep fıstıklı cezerye yine 15 TL. 50 gram cezerye 15 TL. 100 gram domates kurusu 35 lira. Yine Türkiye'den geliyor domates kuruları. Yaklaşık 1 kiloluk dondurmanın fiyatı ise 50 TL. 777 gram aslında. Yani 1 kilosu 60 TL'ye denk gelir dondurma. Zeytinyağına bakıyoruz. İndirimde üstelik %43. 1 litresi 100 TL. Selpak altılı mutfak havlusu. Şöyle göstereyim. 103 TL. Yani Selpak altılı kağıt mutfak havlusu 103 TL. Selpak 18'li Selpak tuvalet kağıdı 140 TL. Yani bir tuvalet kağıdı yaklaşık 10 TL'ye geliyor. Bezelye konservesi yine 100 gramı 3 lira.
100 gram 3 lira. 9 kiloluk Tide, yani alo deterjan renkliler için 150 TL. 9 kiloluk Tide aloe denk geliyor. 150 TL. Yine 13,5 kiloluk Persil 230 TL. 230 TL. Somat bulaşık deterjanı 110 adet 350 TL. Domestoslar yine 35 TL. Yaklaşık 35 TL domestos deterjanlar. 40 adet kapsül feyiri 200 TL. Paket meyve suları 13 lira litresi. 13 liradan başlıyor paket meyve sularının. Cinslerine göre artarak devam ediyor. Portakal suyu, yine en kalitelilerden diyebileceğimiz bir portakal suyu. %100 portakal suyu 15 TL. Cipsler 15 lira. Bu Türkiye'de de bilinen Lay's cipsler. 20 TL gramajına göre. 133 gramlı olanlar 15 TL. Fakat bunlarda da yine burada da gözüktüğü gibi baconlu, yani domuzlu. Zaten üzerinde yazıyor. Bacon yazanlar domuz aromalı olduğu için, yani cipslerin çoğu burada maalesef domuz aromalı. Kabak çekirdeği 13 TL. 100 gram 15 liraya gelir. Bunlar 80 gramlık paketler. 13 TL. 100 gram çekirdek ise 8 TL. Normal siyah çekirdek. Fakat buradaki çekirdekler çok küçük. Türkiye'dekiler gibi iri değil. 2 litrelik Coca-Cola 12 TL. Yine 2 litrelik Fanta 13 TL. 2 litrelik Sprite 13 TL. Gazlı içecekler de böyle. 2 litrelik Pepsi 11 TL. İçecekler genelde öyle. Yani 11 TL'ye denk geliyor litresi. 2 litrelik biralar da 12-13 TL. Yani bira fiyatlarıyla kola ve Pepsi'nin fiyatı aynı. Gördüğünüz gibi bir şişe bira 6 lira. Yani sadece 6 liraya geliyor. Sudan daha ucuz diyebiliriz. Yani şu an Ukrayna'da en ucuz olan şey alkol ve o burada. Yani en kral alkoller 10 lira, 20 lira. 10 liraya geliyor işte. Sudan daha ucuz. İsterseniz sıra yolunu göstereyim. Daha ucuz yani. En ucuz şey alkol. Önce alkol reyonundaydık. 2 litrelik su 25 TL. 2 litrelik alkol 12 TL. Yani ki bu sular yani çok ucuz sular. Yani su daha pahalı. Gerçekten hani su içmek yerine insanlar alkol içiyor işte bu nedenle. Yani 1 litre su 4,5 TL. 2 litre su 4,5 TL. Soda 35 TL. Zaten Türkiye'deki o sodaları, maden sularını burada bulamıyoruz yine. Burada maden suyu pazarına Gürcüler hakim. Ve bir Gürcü maden suyunun altılısı 125 lira. Oldukça pahalı. Yani gördüğünüz gibi yine 12'li paket, 12'li maden suyu. Maalesef Türk çay olmadığı için kıyaslama yapacak bir ürün bulamıyorum. Yani yine çay ürünün, fakat bir Türk çayı yok yani burada. Maalesef bulamıyoruz. Fakat 100 gram kaçak çayın kilosu 25 lira. Bunlar oldukça kaliteli çaylar. 25 lira, 15 lira. Yani kilosu 150 TL'den başlıyor. Bizim kaçak çay dediğimiz Ceylon çaylar. Çay reyonu gördüğünüz gibi hiç tanıdık bir Türk markası, bir Türk çayı bulamıyoruz burada. Kesinlikle Türk çayı bulmak imkansız. 250 gramlık çay 150 TL. 250 gramı 50 TL. Yani kilosu da 200 TL'ye gelir. Ama gördüğünüz gibi hiç tanıdık bir marka yok.
Havyarlar 100 gram havyar 170 TL. 100 gram havyar 170 TL. Sigara bölümündeyiz. Philip Morris 10'lu paket 250 TL. Böyle Philip Morris 10'lu paket 250 TL. Sigaralar 275 TL'den başlıyor. Winston 320 10'lu paket. Camel 320 10'lu paket. Sigaralar böyle. Çok tütün ürünleri kullanmadığım için markalara biraz yabancıyım. Davidoff yine öyle 320 TL. Yani 320 TL Davidoff'un 10'lu paketi. Tanesi 30 TL işte. Yani 30 TL sigaralar 20 TL, 30 TL markasına göre başlıyor. Yani 20 TL'den başlıyor. Kent 30 TL. 33 lira. Marlboro yine 33 TL. Marlboro. 10'lu paket yani 340 lira. Marlboro'nun 10'lu paketi 340 lira. 340 lira Marlboro. 360 lira. Yani bir tane Parlament 36 lira. Parlament'in tanesi 36 lira. 10'lu paket 360 lira. Yani sigaralar böyle. Türk kahvesi 34 lira. Yani İstanbul Türk kahvesi. Yine Torman Türk kahvesi 39 lira. Pişmaniye 100 TL. Yani 240 gramlık pişmaniye 100 TL. Pişmaniye 70 TL. Lokumlar 200 gramlık lokumlar 40 liradan başlıyor. 40 lira lokumlar. Yine 200 gramlık, 250 gramlık kahve 100 TL fiyat olarak. 180 gramlık çekirdek 33 TL. 180 gramı 33 TL çekirdekler bu fiyatta. Yani 33, 35 markasına göre değişiyor. Bu fiyattan.